adresini evde rahatlıkla bırakıyor, gidiyor, istediklerini yapıyor. Teyzem yani, diyor ya biz hadi kaçıp, evden çıkmıyor kaçıp, diye yani. Kaçıp hani kendine bir hayat kurmasına gerek yok. Kaçıp gitmişti. Nereye kaçacak? Tamam ben bir şey sorabilir sana? Bak. Cansu burada. Sen şimdi nereye kaçıp gidersin? Ben seni burada tanıdım. Sen de kaçıp gitmezsin çocuğum. Niye gideyim abla ben? E tamam işte niye gidesin? Bu niye gitsin? Bak tamam. Ben zaten ablacığım. Herkes şimdi iddiayla konuşuyor. Hayır bak bir dakika bana tamam. Şunun cevabını verin yani. Neyim? Sen şimdi niye kaçıp gidesin? Sen istediğin hayatı sürmüyor musun? Karışanın görüşenin var mı? Var tabii niye yok. Kim var? Ya var yani benim de büyüklerim var abla. Büyüklerim ha, var da evet. Ne kadar dinliyorsun sen... yani? Yani onlar sana yapma yani. Dediğini ne ama kadar yani yapıyorsun? Ama yani karışanım var yani karışıyorlar. Ben ya karışıyorlar da sen çok yani. Dinleyip de yani kaçacak kadar bir baskı altında mısın? Değilim. E tamam o zaman sen niye gidesin? Ya gitmem. E peki bu çocuğu da yok öyle bir şey. Bu tamam. Çocuk niye gitsin? Tamam. Ya diyorsunuz ya kaçıp git. Tamam. Ya niye kaçsın gitsin? Niye arabasını bırakıp kaçın? Başka ne olmuş olabilir abla? Ay bir erkeğin de kaçıp... Bu çocuk... bir çocuk yok hayatta. Çocuk hayatta yok. Eğer alıp da... Arkadaşları, akrabaları, ben bilmem bir yere elini ayağını bağlayıp hani beslemiyorlarsa onu da ki niye onu da yapsınlar? Niye yapsınlar? Niye yapalım neden? Abla? Ben de onu diyorum. Tamam niye tamam, yapsan? Niye bu çocuk hayatta değil. Annenin perişanlığı değil, o yüzden. Değil, evet. Anne çocuğunun cesedini görmeden öldü diye ağlıyor. Canım 19 gün. Ne sağlığından bahsediyoruz? 19 gün tamam abla. Siz de biliyorsunuz bak, benim siz Selçuk'u daha iyi tanıdığınıza göre bu söylediğimi sizin de söylemeniz lazım. Evet abla doğru. Annesi 19 günden beri üzülüyor. Evet. Benim zaten şu anda bak elimden ne bak ne biliyorsam ne ediyorsam Kur'an çarpıyor. Söyledim peki Cansu'nun bir iddiası var. Cansu onu da söylesin onun üzerine tamam. Konuş. Cansu anlat bir. 3-4 hafta önce Selçuk ortadan kaybolmadan önce Selçuk kapının önündeydi. Bir anda bastı gaza gitti. Çarşı yoluna Selçuk. Selçuk eve geldiğinde sen neredeydin diye sorduğumda köy için yani kapı tıkladı. Selçuk içeri girdi. Aradan 5 dakika sonra tekrar kapı çaldı. Melike girdi içeri. Selçuk Melike sen kim? Neredeydin? Selçuk abinin Ay Tarık'ın tamam, sevgisi. Arkadaşı. Kız Müge arkadaşı. Abla, bitti mi? Yok. Hayır. Tamam. Ben Selçuk'a sen neredeydin dediğimde köy içindeydim dedi. Melike bana Tarık aradı. Bizim yanımıza geldi dedi. Biz Tarık'la orada kavga ettik dedi. Ben Selçuk'la geri geldim dedi. Ben de onlara kızdım. Madem diyorum Tarık abiyle Melike kavga ediyor. Melike bizim hiçbir şeyimiz değil. Sensin bizim bir şeyimiz olan, akrabamız olan. Diyorum da Tarık abi niye Selçuk'la birlikte köye gelmiyor da Melike ile birlikte geliyor diyorum köye. Sen o zaman neredeydin? Ben onu Müge ablaya söyleyeceğim. Tamam. Tamam sana da söylerim canlı yayında değilim. Ve de şu. Çok yani bir ay oldu. Bek'e gittiğimde sen de vardın, Melike de vardı. İki kişi daha vardı Bek orada. Bek ne demek ya? Yani Selçuk'un yaptığı yer. Niye bekliyorsunuz onu? Yani bekleniliyor çünkü. Köy yerde öyle fındıkları beklenilen yer gibi bir şeyler. Domuz beklerler abla, domuz beklerler. O yüzden bekliyorlar. Yanında iki tane adam vardı. Benim mi? Evet. Allah Allah. Hatırlarsın. Hatırlayamadım işte o yüzden. Hatırlarsın anlatayım. Tamam. İçeride tamam, sen Selçuk'un kulübesine Melike gittin. Vardı. Baktın orada, orada Tarık var. Tarık'ın yanında iki tane erkek var ve yine o Melike var. Evet Melike vardı. Ben dedim hatta abla dedim siz burada ne yapıyorsunuz dedim. Hani sizin buraya geldiğinizden benim haberim yok dedim. Ama o gün içerisinde de Selçuk beni ısrarla Bek'e götürmüyor. E ben de ısrarla Bek'e gitmek istiyorum. Çünkü Selçuk'un hareketlerinden şüphelendim yani değişik değişik hareketleri vardı. Dedim canım sıkıldı hadi gel Bek'e gidelim dedim. Çünkü sizin toplanma alanlarınız orada Selçuk sıkıntı yaşadığı yerde orası durmadan. Israrla götürmüyor beni. Gideceğim dedim. İnat ettim sen gelmiyorsan ben de ben gideceğim dedim. Birlikte geldiğimiz hatta size orada ben... Orada içeride mi konuşuluyor bu mevzu? Yani ben sonra... Selçuk'la bunu evde konuşuyorum. Hı-hı. Sonra Bek'e geliyoruz. Bek'e gelirken ben zaten dedim. Selçuk dedim Bek'te dedim birileri oturuyor dedim. Yani biri sen dedim, varmışsın oraya mı iki tane dedim. Tanımadı. Ha, erkek evet, varmış evet. Ve yine o sevgilin Melike varmış. Evet. Evet. Orada kalmışsınız o gün akşam. Bir de o evet o gün akşam orada kalmışsınız. Bunu Melike söyledi bana. Evet, evet kaldık dedi. Selçuk'a sordum öyle bir şey yok diyor ama kaldığınız belli zaten. Uykulu hallerinizden. Sen o gün yine bir şey kullanmışsın. Orada zaten buram buram alkol kokusu kokuyordu yani. Yanındaki kişiyi bilmiyorum. Tanımıyorum. Ama karşımda oturan kişi benzinlikteki kişiye çok benziyor. Benim karşımda oturan kişi. Evet. Heh, şimdi senin koltuğun karşısındaki kişi biz oraya gittiğimizde bu kaybolmadan kaybolmadan bir ay önce mi yoksa bugünden bir ay önce mi? Kaybolmadan. Kaybolmadan bir ay önce işte bu kulübeye gittiğimde yine ben diyor Tarık'ı gördüm. Tarık'ın yanında iki tane erkek ve yine o kız arkadaşı evet. Vardı. Karşısında da bir tane adam oturuyordu. Hani sabah 5'e kadar Tarık'ın beraber olduğu ailesine söylemediği gün bir tane daha üçüncü bir kişi var ya ismini açıklamak istemiyor. İşte diyor ben o güvenlik kamerası görüntülerini izledim. O gün kulübedeki kişi
o gün güvenlik kamerasında benim kocamın yanındaki kişiydi diyor. Ya bırak nasıl bir çocuktu sen biliyorsun. Nasıl bir çocukluğu değil. O oydu diyor. Yok o biliyormuş diyor. Abla. Sen de o muydu değil miydi onu söyleyeceksin. Tamam. Asıl merak ettiğim asıl Cansu'nun iddiası şu. Sen nasıl diyor sanki Cansu'ya Cansu'nun sevgilisi vardır o gelip öldürmüştür. O da diyor ki asıl benim kocam o kavga ettiğinde onun sevgilisini alıp bize getirdiği ve görüştüğü için ben yine bu Melike yüzünden asıl Tarık'ın kocama bir şey yapmış olabileceğine inanıyorum diyor. Kısacası bu arkadaşlar ben anlatayım. Heh. Ben de sana sadece sana söyleyeceğim abla. Söyle abla. Yayın bitsin yayın bittikten sonra sana söyleyeceğim abla. Kabul ediyorsanız yoksa söylemiyorum. Yok ben şimdi abla. Ben de duymak istiyorum. Tamam sen de gelsin sen de Müge ablanın yanında sana da aynısını anlatalım tamam mı? Duysunlar mı? Ya bunda sen sevgilini kıskandın mı kıskanmadın mı? Bunun cevabını vereceksin. Sen ona nasıl hayır, sevgilin var? Hayır ablacığım niye? Ya, sen ona sevgilin var kocanı öldürmüşsün derken o sonra yayın sonrası konuşayım demedi. Kesinlikle kıskanmadım. Abi kardeş gibilerdi teyzem iyi biliyor. Ama, vallahi bak ben size bir şey tamam söyleyeyim. Ablacığım, ben bunda ben böyle şeylerde... Sen bana kıskandın mı diye sordum ben kıskanmadım ablacığım. Ben böyle şeylerde ablacığım. Abi kardeşliğe falan inanmam tamam. kardeşim. Tamam. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Hiç kimse de bunun aksini kabul etmese... İnsan beraber oldu. Kadına bir dakika ablacığım. Nuray abla bir saniye. İnsan beraber olduğu kadını yeri gelir kardeşinden de sakınır. Tamam doğru. Sakınması da doğru, gerekir. Doğru. Biz böyle biliriz diye biliyor muyum? Evet öyle zaten öyle. Nikah düşüyorsa eğer bir insana bir insanla öyle herkes... yanındaki kadının sevgilisiyle gezemez kardeşim. Ben evet. ben böyle tamam, şeylere hiç hayatımda yer vermedim istemem. Eğer ki bu program bittiği zaman veya araya çıktığı zaman o da gelsin abla, annesi de gelsin. Ben gelmek istemiyorum. Tamam o sana bir şey sormuyor ki. Diyor ki kulübedeki adam oy muydu? Hayır değildi yemin ederim değildi. O çocuk oraya hiç gelmedi bir kere. Hiç gelmedi. Ama ben de benzettim abi. Değildi Kur'an çapsın diye. Benzettim ama. Ben o yani o çocuk o köye gelmedi onun için yemin ediyorum yani. Tarık o zaman o kimdi? O köye hiç gelmedi o çocuk. Yok o zaman senin bekle oturduğun o iki kişi kimdi abi? Ben hatırlayamıyorum. O çocuğun o köye gelmediğini biliyorum. Ben sana bir şey daha söyleyeceğim. Bak, güzel hatırlattı arkadaşlar. Evet. Sen şöyle bir laf ettin. Kaç gündür diyorsun ki benim kuzenim o evde yokken ben o kapıdan içeri giremem diyorsun. Evet. Köylü yanlış anlar diyorsun. Evet. Peki o zaman siz iki kuzen ben de onunla nikahlı karısına çoluğu çocuğu olan kadının kapısını tıklatmıyorsan, seslenmiyorsan evet. Senin o zaman sevgilin nasıl atlayıp da Selçuk'un arabasına onunla beraber o eve gidiyor? Abla zaten ben sana bunu açıklamasıyla beraber bunları anlatacağım zaten sana abla. Anladın mı? Dinlemek istersen, dinlemek ya istemezsen dinlemek de... isteyip isteme mevzum tamam. değil. Şimdi aynı tamam. şey senin için nasıl geçerli? Ben canlı yayında söylemiyorum ablacığım. Ben canlı yayında duymak istiyorum. Ben de benim canlı yayında nasıl her şeyim? Kardeşim. Ben bilmem. Sen eğer benim onun hayatımda... yanlış anlaşılacağını düşünüyorsan o zaman kuzenin de senin sevgilinin arabasını atıp eve getiremez derim ben de. Evet yanlış anlaşılır senin dediğin gibi. Gerçi ben o gece için yine yanlış anlaşılacağını düşünüyorum. Ortada bir kayıp varsa gelip kaybı aramak, sağa solu aramak o kimse tarafından yanlış anlaşılacak bir durum değil. Ama kapı tıklatmayı ben evin erkeği yok ya. Ben zaten en yakınım bile eve girmesini doğru bulmayanlardanım. Ha beni doğru kabul edersiniz, yanlış kabul edersiniz. Bu benim kendi fikrim. Vallahi normal olarak ben de bir erkek olarak sizin görüşünüze aynen iştirak ediyorum. Hiç manitesi yok. Ben istemem eşimin... Ben de zaten benim eşim yokken girmesini. Evet, ben de aksine erkek bir şey söylemedim zaten. Erkek arkadaşının evine gelmesini eşim evde yokken kabul etmem. Evet, İçeride de almam. Ablacığım ben aksine bir şey demedim zaten tamam. sana. Tamam. O zaman o zaman işte ben de eşimin ya da işte erkek arkadaşımın erkek arkadaşı arabasına binip bir yere gidemem. Tamam. O da beni almamalı. Evet. Çünkü o zaman benim eşim de yanlış anlar. Bak sizinkisi aynı o durum. Evet. Sen kapıyı tıklatmıyorsun. 2,5'a kadar ulaşamadığın kuzenin için de nasıl senin sevgilin onun arabasına binip sizin yanınızdan ayrılıyor? Evet. Cansu da diyor ki haklı olarak Tarık bu nedenden dolayı benim eşime zarar vermiş olabilir. Tamam. Evet. Melike'yi kıskanmış olabilir evet, diyor. Açıklamasını yapmadığım için şu anda ben size şu anda öyle sanabilir. Eğer ki arada dinlerseniz beni zaten ne olduğunu anlayacaksınız. Bir şey söyleyeceğim yani. Kardeşim ben savcı değilim hakim değilim. Biliyorum ben abla, burada ben bu yayını yapıyorum. Evet. Burada anlatılması gereken bir şey varsa anlatılır. Burada anlatılmayanı sayın savcımız da takip ediyor. Jandarma evet, doğru, da takip doğru. ediyor. Onlar alırlar gider ifadenizi ona verirsiniz. Ben sonuçta bunun arkasında kendi kendime çözmeye çalışan birisi falan değilim. Ben gazeteciyim. Müge burada Hanım, olanı böyle bir iddia benim vardır. Harcadılar. Arada bu benim iddiayı sana harcadılar. Soruyorum. Arada ama senin karakterindeki birinin sevgilisini de ben kuzenine gönderip gitmesine tepki gösterebileceğini evet, düşünüyorum açıkçası. Evet doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun o zaman Cansu iddiasında haklı. Tamam bak hayır ben açıklamasını yapayım ondan sonra Cansu haklı mı haksız mı ona bakarsınız. Yok ablacığım. Ben yine de ne kadar açıklama yaparsan yap. Evet. Benim eğer sevgilimse siz artık Melike ile sevgili değildiniz. Siz evlilik yoluna giden çocukları olacak insanlardınız. Yani siz böyleydiniz abi. Hiç yalandı doğruydu değil. Gördüklerim evet böyleydi. Evet. Siz artık evlenme çabasına girmeye ama bir şekilde evlenememiş insanlardınız. Yani öyle de böyle de. Allah Allah.
Arabaya bindirip köye göndermemen lazımdı. Senin de o arabada gelmen lazımdı. Geldin mi köye onlarla birlikte? Geldin mi abi? Benim nerede olduğumu nereden biliyorsun o gün? Gel, Melike'ye sordum, Tarık abi nerede dedim. Neredeymiş? Çarşıda dedi bana. Soruyorum abi çarşı sana, kafa sallama diyorum sana. Ayrı yani. Ya sana ne kardeşim, kafa sallarım sallamam. Geleceğim, ben orada iki dakika dinleyeceğim. Dinlemeyeceğim, ben bunu o zaman ben de sana anlatmıyorum. Ben savcıya giderim. Bak ben savcıya gittiğim zaman, hakime gittiğim zaman bunun ifadesini veririm. Tamam. Tamam mı? Burada ben de duruyorum. O zaman sen de ifadesini vereceksin. Hayır, bununla cevaplayamayacağın ne var? Ben onu anlamadım. Bununla cevaplayamayacağın ne var? Ben bu programa işte bu yüzden katılmak istemiyordum. Niye? Niye sen sevgilisi var dedin kıza? Ben sana diyorum ki... Ben programa o yüzden katılmak istemiyordum. Ama sen sevgilisi var derken evli barklı kadına sen bunu deme hakkını kendinde gördün de o da senin sevgilin, benim kocamla geziyor. Bunu kıskandın mı diye sormadı. Kendisi kabul ediyor abla, zaten sevgilin var derken kendisi kabul ediyor. Mesaj etmiyor. Nasıl benim etmiyor? Sevgilim yok diyorum sana, sen beni duymuyor mu? Ya da beynin mi basmıyor abi? Benim sevgilim yok diyorum senin sana. Senin basmıyor. Onunla sen ben hiçbir zaman bana, sevgili sen bana olmadı. Ne diyorsun? Duydun mu? Ben Selçuk'tan özür diledim. Bir hata yaptım, yanlış yaptım diye burada insanlara açıklamadın mı? Ben sana ne diyorum? O benim sevgilim değil diyorum. Neydi? Ben onu aramakla, bak o olay içerisinde ben onu aramakla hata yaptım zaten. Niye aradın? Kocama da dile getirdim. Çayırla da bir kavga olmuş. Selçuk da bu işin içinde görmüş. Ben de diye aradım. Abi dedim bu olayda dedim. Selçuk'un bir parmağı var mı? Selçuk'un bir işi var mı diye ben bu adamı öylelikle aradım diyorum. Ona sordun sana. Değil mi? Bana sorana kadar ona sordun. Kime? Ben senin abinim. Sen o gün içeride miydin? Nerede miydin? İlkay'la Selçuk'un konuştuğunda sen bizim evde miydin? Değildim. Değildin değil mi? Tamam. O zaman karışma. Ben karışmıyorum zaten. O zaman ne abi? Bak ben sana ne diyorum? O ona demiş, o ona demiş. Oradan buraya kadar geldi. Ben evin içinde değilim. Evet. Olmayan bir şey. Bu adam ona, o da buna. Bu da bana söyler mi? Söylemez. Yansu'yu mesajlaşırken yakalamışlar. Selçuk onun kafasını gözünü ondan patlattı. İsmail Sezer'e söylemiş. Sezer Tayfun'a, Tayfun bana... ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.